Otomotiv sektörünün beklediği karar açıklandı. Taşıt kredisinde yeni düzenleme yapıldı. Vade ve kredi limiti yükseldi. Peki uygulama piyasayı nasıl etkileyecek? Ayrıntılar haberimizde. Vade uzadı, kredi limiti yükseldi. Tedarikte yaşanan sıkıntılar ve çip krizi nedeniyle zor günler geçiren otomotiv sektörünü rahatlatacak hamle BDDK'dan geldi. Bence can suyu olacak. Tüketiciler için de milyona yakın istihdamı olan otomotiv sektörü için de çok ciddi bir karar olmuş oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bilhassa salgın döneminde durma noktasına gelen otomotiv sektörünü yeniden hareketlendirecek bir karara imza attı. Yapılan yeni düzenleme ile kredi limitleri 120 bin liradan 400 bin liraya, vade sayıları ise 48 aya çıkarıldı. Satışlara canlılık gelecek. Gidiyorsun kredi kullanamayın, vadesi kısa. Şimdi kaç ay oldu? 48 mi? 44. 400 bin liraya kadar 48 ay. 400 bin liraya kadar imkan olan rahat kullanır yani. Çok ciddi bir beklenti vardı zaten BDDK'nın bu kararıyla ilgili. Özellikle tüketici düşük peşinat ile uzun vadeli otomobil sahibi olmak istiyordu. BDDK yeni bir güncelleme yaptı. İkinci elde kasko değerine göre, sıfırda da nihai fatura değerine göre bir otomobili 120 bin lira peşinatta alabilmiş oluyorsunuz. Örneğin hemen sağımızda bulunan bu aracın piyasa değeri yaklaşık olarak 386 bin lira. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu araç için 48 ay vade ile 270 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Siz de bugün araç almaya mı geldiniz? Evet, ben de araç bakıyorum. Hani ben de kredi imkanı olursa kullanmayı düşüneceğim. Çünkü ikinci eller bile 500 bin üzerinde olduğu için artık arabalarda bu rakamın yukarı gelmesi bayağı hareketleri arttırır diye düşünüyorum. Yeni düzenleme sizce piyasaya nasıl yansır? Bence hareketlendirir piyasayı. 48 ay vadeye çekildi bildiğim kadarıyla bugün itibariyle. Yani piyasa canlanacak. 400 bin liralık bir otomobilde 250 bin lira peşinat vermeniz gerekiyordu ki bu artık kredi kullanımını da çok zorlaştıran, otomobil sahibi olmayı da hayalleştiren bir konuydu. Bu kararla beraber aslında hayallerini erteleyenler otomobilleri daha erken almış olacaklar. Kararsız kalanlar bu kredi imkanından faydalanmak için en azından beklemek yerine bir an önce tercih ettikleri arabayı almaları onlar için daha mantıklı olacaktır. Araç almak isteyenler tabii düşünebilir. Yani önümüzde bir mevsim değişikliği var. Araç piyasasında bir hareketlenme var. Uzmanlara göre yeni düzenleme hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasına alışık olduğu hareketliliği geri kazandıracak. En pozitif etki tabii hak tipi dediğimiz ilk ya da ikinci otomobilini alan gruba gelmiş oldu ki zaten en çok ihtiyacı olan da aslında bu tarafta diyebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.